7. bölüm. Cinsel aşk uyanırsa ne yapmalı? Romantik ve cinsel tepkilerin dinlenmeye bırakılmasının ve prensin öpücüğüyle uyandırılana dek düşüncede kalmasının erdemlerinden söz ettik. Ama peki ya hali hazırda bir başkası tarafından tahrik edilmişlerse ve devam etmeye can atıyorlarsa ne olacak? Ya cinsel arzu uykuya geri dönmeyi reddediyorsa? Eğer durumunuz buysa, bir kez uyandıktan sonra cinsel arzuyu uyku haline geri döndürmenin ne kadar zor olduğunun zaten farkındasınız. Özellikle de uyanması ani, kabaca ve zamanından önce olduysa. Bu nedenle Heyecan ya da korku sonucunda vücudumuzdaki adrenalin yükselir. Ayrıca baktığınız her yerde ayartılar olduğu ve uyanık durmanızı, yoksa bir şeyler kaçıracağınızı söyleyen alarm zilleri çaldığı zaman onu uykuya geri döndürmenin ne kadar zor olduğunu da hesaba katın. Düşünsel bir neşeyi geri getirmek için çevremizi saran atmosferin esenliği ve sakinliği muhafaza edecek bir tür tampon içermesi gerekir. Esenlikli düşlere uygun bir zemini yeniden inşa etmek için uyanmış arzular dikkatlice ele alınmalıdır. Çünkü korkular ya da arzular bir kez uyandı mı onları sakinleştirmek güçtür ve bunun bir nedeni vardır. Arzularımız asla uyandırılıp sonra ihmal edilmek için değildir. Bu her türden insani iştah için geçerlidir. Oğullarımı bebekliklerinde İlk altı ay sadece anne sütüyle beslediğimi hatırlıyorum. Ve ilk defa farklı bir yiyeceği tattıklarında her şey değişti. Bu ilk karşılaşmadan önce restoranlarda kucağımda sakince oturur ve masanın üzerinde servis edilen çeşitli yiyecekleri asla aldırmazlardı. Garsonlara ve müşterilere sadece mutlu bir kayıtsızlık içinde gülümserlerdi. Farklı ve nefis kokuların farkındalardı ama ilgi göstermezlerdi. Çünkü ne kaçırdıkları konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Ancak elbette yiyeceklerin tadına baktıktan sonra tamamen farklı bir hikaye başladı. Artık yiyecek kokusu onları vahşileştiriyordu. İştahları uyandığı zaman artık gelip geçenlere edilgen biçimde gülümsemiyorlardı. Bir tür rüşvet verilmedikçe. Yiyecek elde etmek odak noktaları olmuştu. Eğer ben yemek yerken kucağımdalarsa Üzerinde ne olursa olsun çatalımın ya da kaşığımın peşinde olurlar ya da masa örtüsünü çekip tabağı kucağıma dökmeye ve ona erişmeye çalışırlardı. Sabit fikirliydiler. Yiyeceği tatmış ve onu beğenmişlerdi. Yiyecek için bir tat geliştirmişlerdi ve onu elde edene dek mutlu olmazlardı. Bu nedenle onlar fiziksel olarak yiyecekleri tüketmeye ve ben de düzenli olarak yemek yapmaya hazır olana dek Onlara tattırmamak için hep dikkatli davrandım. Bunun yiyeceğin arzu edilebilir olmamasıyla ilgisi yoktu. 6 aydan önce de yiyeceklerin tadından zevk alacaklarına eminim. Ama hassas sindirim sistemleri henüz yiyecekleri sindirecek kadar gelişmemişti. Yiyecekler elbette beslenmemiz, büyümemiz ve gelişimimiz için hem yararlı hem de gereklidir. Ama yiyecekler çok erken verilirse, alerjiler ya da gıda intoleransları ortaya çıkabilir. Eğer hayatımızda yiyeceklere hatalı bir öncelik verirsek, her ne kadar iyi ve lezzetli olsa da iştahımız bizi kontrol edebilir ve yiyeceği suistimal etmeye yönlendirebilir. Tat duyumuza cazip gelen ama gerçek bir besin değerine sahip olmayan bazı yiyecek türlerine karşı sağlıksız bir iştah geliştirebiliriz. Bu türden bir iştaha müptela olmak en nihayetinde yiyeceğin yanlış tüketilmesine neden olur. Esasen yiyecek denklemdeki kötü unsur değildir ama yanlış tüketilmesi kötüdür. İyi olanı yanlış kullandığımızda ya da tükettiğimizde yıkıcı hale gelir ve hayatımızda güç kazanır. Bu durumda isteğimiz ya da iştahımız artık bizim hizmetkarımız olmaktan çıkar. Tatmin arayan bir efendi haline gelir. Cinsel iştahımız yeme iştahımızdan farklı değildir. Dışarıdan gelen bir uyarı tarafından uyandırılana dek o da uyku halindedir. Yiyeceksiz yaşamayacağımız gibi cinsel birliktelik olmadan üreyemez ve çoğalamayız. Bu durum, cinsel iştahı hayatın yayılması için hem gerekli hem de hayatidir. Ancak nasıl ki yiyeceklere olan iştahımız bizi sürükleyebiliyorsa, idare etmediğimiz ve denetim altına almadığımız zaman uyarılmış cinsel tutkularımız da bunu yapabilir. Bu bölümde köpüren cinsel iştahlarla yüzleşmenin ruhsal ve pratik yollarını ele alacağız. Tekrar yiyecek örneğine dönelim ve böylece günlük konulardan daha hassas meselelere geçebilelim. Bir şeye yönelik zevkin ya da iştahın bileylenmesinin nasıl geliştiğiyle başlayacağız. Burada kendime örnek vereceğim. Eğer asla tadına bakmamış olsaydım, hala arada sırada canım kaliteli siyah çikolata çeker miydi diye merak ediyorum. Peki ya kahve? Eğer sabah kahvemin içine bir çorba kaşığı dolusu Breyer dondurması koyup üzerine tarçın ekmemiş olsaydım, 12 yıl sonra hala sık sık mokalatte içiyor olur muydum? Elbette olmazdım ve ne kaçırdığımı asla bilmeyecektim. Bu lezzetler için bir tat geliştirmeyecektim. Kahveyi sadece sert, siyah ve acı tadıyla bildiğim sürece ona burun kıvırırdım. Çikolata beyaz ya da sütlü formunda olduğu sürece ona direnmekte sorunum olmazdı. Aslında bir mücadele yok. Çikolataya ara sıra duyduğum arzuyla ya da sabah ritüelim olan latte kahveyle savaşmıyorum. Onların zevkini çıkarıyorum. Onlar benim efendim değil ama benim için bir tür rahatlama yoludur. Siyah çikolata olmadan birkaç hafta idare edebilirim ve kimsenin canı yanmaz. Yemezsem huysuz olmam. Ama yediğimde keyif alıyorum. Kahveye gelince sabahları yavaş yavaş ayılmak yerine aniden uyanmak istiyorsam içiyorum. Belki bu örnekleri vermek çok da adil değil. Bunlar bizim için gerekli besinler olmamalarına rağmen lezzetli tatlar. Ama beni hoş görün. Ya onlardan aldığım zevkin diğer sağlıklı yiyecekleri olan isteğimi ağır basmasına izin verseydim ne olurdu? Ya da damak zevkinin, siyah çikolatanın verdiği ve yüksek ayıklık halinin, kahvenin sağladığı, Hayatımdaki diğer hislerden daha önemli olduğuna karar verseydim, belki o zaman benim için yeşil salatanın artık bir çekiciliği kalmazdı. Çünkü çikolatanın verdiği hissin aynısını vermiyordu. Ne de olsa salata soğuk ve diriyken, aksine siyah çikolata ılık ve yumuşaktır. Belki su içmek bana göre olmayacaktı. Çünkü kahveyle aynı hazı vermeyecek ya da aradığım sıcaklığı ve etkiyi sağlamayacaktı. Yavaş yavaş ama kesinlikle onların tadına ve dokusuna benzemeyen ya da aynı hisleri uyandırmayan tüm yemekleri sıkıcı ve yavan bulacaktım. Peki ya gerçek dünyadan ayrılıp iki hafta boyunca sadece çikolata ve kahveyle yaşasaydım ne olurdu? Mutlu, zayıf ve uyanık olurdum. En azından bir süre. Daha sonra her şeyin dengesi bozulacak ve diğer iştahlarımın geri gelmesi gerekecekti. Demek istediğim şey, kendimize özgü iştahlar ve arzular geliştiririz ve onlara verdiğimiz öneme göre etkilerini artırabilir ya da azaltabiliriz. Alım miktarını kısıtlayarak etkilerini kontrol edebiliriz. İşte bir örnek. İlk kitabım, Out of Control and Loving It üzerinde çalışırken, dördüncü oğlum Arden yeni doğmuştu ve kahve bana çok iyi arkadaşlık etmeye başlamıştı. Evde okul öncesi iki çocuk varken, yazmak için en iyi zamanın gece 10 ila sabah 2 saatleri arası olduğunu keşfettim. Bir buçuk kupa kahve içerek uyanık kalırdım ve öğleden sonra uyku basmaya başladığında bir tur daha içerdim. Bu kahve bana sabah 2'ye ve bazen de 3'e kadar devam etmek için yeterli enerji sağlardı. Yatağa devrilir, sonra 6.30'da uyanırdım ve tüm rutin baştan başlardı. En zor kısmın kahveyi hazırlamak olduğunu hatırlıyorum. Ama birkaç yudum aldıktan sonra her şey kolaylaşırdı. Bu durum haftalarca sürdü. Sonra haftalar aylara dönüştü. Eğer damarlarımdan kahve geçmiyorsa, yüzüm bile sanki aynı görünmüyor gibiydi. Sonra bir gece her şey değişti. Düzenli programıma geçmiş, gece onda Arden'i emzirmeyi bitirmiş ve onu başarıyla yatırmıştım yazı yazarken kucağımda olduğu zamanların aksine. Bir iç çekmesi ve duanın ardından yazının başına oturdum. Kelimeler hızla ve öfkeyle geliyordu ve aniden sabah iki gibi vücudumun sertçe yana yattığını fark ettim. Kendimi düzelttim ve yazıma geri döndüm. Ancak vücudumun yeniden sola yattığını hissettim. Neler oluyor diye düşündüm. Esnemek için ayağa kalktım ama o da dönmeye başladı. Fakat zihnim hala ayıktı ve tamamen tutarlıydı. Belki de sandığımdan daha yorgun olduğumu düşündüm ve kalkıp yatağıma gitmek için aşağı indim. Merdivenleri inmekte zorlandığımı fark ettim ve sonra yatak odama girmek üzere ilerlediğimde kapının çerçevesine tosladım. Kendimi yatağa attığımda sanki tüm vücudumun döndüğünü hissettim. Ama zihnimde çeşitli düşünceler birbiriyle yarışıyordu. Yolunda olmayan bir şey var diye düşündüm. Belli ki vücudum tükenmişti ama zihnim hala aktifti. Yatakta saatlerce yattım. Ama ne uyuyabildim ne de düşüncelerimi sakinleştirebildim. Yorgundum ama uykuya dalar dalmaz zihnim hızla çalışıyor ve beni aniden uyandırıyordu. Sabah ışığı penceremden içeri girerken bu durumun kahve yüzünden başıma geldiğine emindim. Dengeli olmaktan asla suçlanmayacak biri olan kahveyi aniden kestim. Tüm gün sersem gibiydim ve sinirliydim. Çocuklarım elime kahve almam için yalvarıyordu ama reddettim. Akşamın ilk saatlerinde önceden imkansız olduğuna inandığım bir baş ağrısı başladı. Baş ağrılarına teslim olan biri değilim ve bundan önce gizli gizli baş ağrılarının hastalık hastalarının dikkat çekme araçları olduğunu düşünürdüm. Şimdi ise yağmurlu bir günde çantama attığım ağrı kesiciyi bulmak için çantamın altını üstüne getiriyordum. İlaç, başımı sıkıştıran mengenenin ağrısını biraz olsun alabildi. Bir kere daha kafein yoksunluğundan vazgeçmeyi asla istemedim. Bu yüzden sonraki üç yıl kahveden uzak durdum. Sonra soğuk bir Colorado sabahında kahveyi yeniden yudumladım ve onu günlük uykumun yerine geçirmeksizin hayatıma yeniden soktum. Şimdi sınırları biraz daha zorlayacağım ve tasvir etmek için cinsel ilişkiyle kahve ve çikolata kavramlarını birbirine bağlayacağım. Kahve gibi cinsel ilişki de bizi canlı ve uyanık hissettirir. Esasen hayatımızda diğer her şeyden daha fazla. Ve cinsel ilişki çikolata gibi lezzetlidir cinsel ilişki başka hiçbir şeyin erişemediği bir zirve yaratır. Endorfin salgılarının çılgınca salgılanmasıyla birlikte pek çok hissin aynı anda kavuşmasıdır. Hem bir duygu yüklemesi hem de zirveye anlık bir bakıştır. Bunun şarabının tadına bir kez bakınca onsuz yapmak çok zorlaşır. Bütün bunların ışığında arzumuzu dinlenmeye almak yerine ilk olarak onu tatmin etmeyi istememiz makuldür özellikle de bize çokça zevk verdiği ve bizi canlı, arzu edilen ve geçici de olsa tamamlanmış hissettirdiğini düşünürsek. Ama incelememiz gereken bir başka unsur daha var. Aşk için doğru zaman değilse, verdiği hisler ne kadar zevkli olsa da cinsel arzu her zaman yanlıştır. Yanlış bir zamanda uyandığında arzu şehvete dönüşür ve şehvet rahat durmaz ve utançla örtülüdür aşkın dinlenmesi gerekir. Öyle ki daha sonra şehvet formunda değil ama daha gerçek ve daha güzel bir durumda tekrar uyansın. Bu ilave dinlenme, cinsel arzunun uykun zamanda zevk ve tutku bakımından yenilenmiş ve daha güçlü hale gelmiş olarak uyanmasına imkan sağlar. Sonra hayal kırıklığına uğramaz, terk edilmez ya da acı çekmeyiz. Şehveti öldürmek, ve onun yerine üzerinde suçun ya da utancın lekesi olmayan aşkı diriltmek isteriz. Bütün bunlar nasıl başarılabilir? Süreç huzursuz ya da korkmuş bir çocuğu uykuya geri yatırmaktan farklı değildir. Çocuklarım korktuğunda, yaralandığında, hastalandığında ya da aşırı heyecanlandığında onları sakinleştirmek için kendime yaklaştırırım. Bunu yapmak için onları sallayabilir yataklarında yanlarına yatabilir ya da saat geç olmuşsa kendi yatağımı alabilirim. Yöntem ne olursa olsun onların yanında olduğumu bilmelerini isterim. Kollarımda rahatladıkları zaman korkularını dinlerim. Onların saçlarını okşarken ya da yüz hatlarına dokunurken bir incinme hikayesi ya da bir kabusun dehşeti anlatılır. Yüklerinden kurtulunca ve artık hikayelerini anlatmak yardımcı olmadığında Heyecanlı seslerini sakinleştirmek için onlara fısıltılı bir sesle konuşurum. Bu fısıltılarımda Tanrı'nın ve benim onları sevdiğimizi beyan eder ve Tanrı'nın sadakatle koruduğunu hatırlatırım. Sonra daha güçlü gerçekleri konuşur, yalanların ve korkuların korkunç gölgelerinden daha güzel imgeler çizerim. Sonra nefes alışlarında derin uyuduklarını anlayana dek ninniler söylerim. Bir annenin korkmuş çocuklarına gösterdiği şefkatli ilginin bu unsurları Tanrı'nın yüreğinden kopup gelmektedir. Bunlar Tanrı'nın fırtınalarımızı sakinleştirme ve korkularımızı def etme arzusunun sadece ufak birer yansımasıdır. Acı çektiğimizde, başarısız olduğumuzda, korktuğumuzda Tanrı bize yaklaşmak ister, asla uzaklaşmaz. Onun çocukları olduğumuza göre onun güvenli ve sevgi dolu kollarına çağrılırız. Orada bizi yeniden rahata ve huzura geri getirecek güce sahip, güzel vizyonlar verecektir. Bir babanın kızının dinlenebilmesi ve şifa bulabilmesi için onu şefkatle kucağında salladığı imgesini düşünmeyi seviyorum. Arzunun uykuya dönmesine izin verirseniz, bir daha asla uyanmayabileceğinden ya da yeniden tatmin olmayabileceğinden korkuyor olabilirsiniz. Bunlar usandırıcı sorulardır. Eğer hayatımın bu alanının gitmesine izin verirsem onu bir daha görecek miyim? Tanrı hayatımdaki bu ihtiyaçları gerçekten karşılayacak mı? Eğer şimdi Tanrı'ya boyun eğersem, gelecekteki umut vaadiyle beni tatmin etmek için sadık olacak mı? Babanız Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ve bu kitabı kullanarak sizin için bazı işleri yapmak istediğine tüm yüreğimle inanıyorum. Bunlar sizi kendisine yaklaştırmak. Her suç ve utanç lekesini üzerinizden temizlemek. Gerçeğin ışığı altında korkularınızı ele alarak onlardan kurtulmak. Size bir umut ve gelecek sağlamak. Fırtınanız dinene kadar sizi sallamak. Yüreğinizdeki düşük geri getirmek. Bir keresinde bu konuların bazıları üzerinde konuştuktan sonra Güzel bir genç kız dua için bana yaklaştı. Erkeklerin beğenisini ve dikkatini kazanmak için paklık alanlarından ödün verdiğini itiraf etti. Ama kendisini nasıl kurtaracağını ve düşüne nasıl geri döneceğini bilmiyordu. Onu kollarıma aldım ve onun için dua ettim ve dua ederken Tanrı'nın onun için bir vaat fısıldadığını işittim. Onu ilahiler ve tapınma ezgileriyle aradığı takdirde bunun karşılığında içinde uyanmış arzuları dinlemeye almak için ona bir ninni söyleyeceğini vaat etti. Sesindeki sevgi aklımı başımdan aldı. Kelimelerinde utanma ya da suçlama yoktu. Sadece korkularını, suçluluğunu ve utancını def etme vaadi vardı. Kız ona yaklaştıkça o da kızı kendisine çekmeye ve kanatlarının altında güvende tutmaya söz verdi. Ve bu ayet, Tanrı'nın şefkatinin güzel bir tasvirini verir. Tanrın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Sefenya 3. Bölüm 17. Ayet Bu tasvir çok şeyler söyler. O soğuk ve yaklaşılmaz değildir ama çabucak yardımımıza koşar ve gücüyle bizi kurtarır. Korku ya da çaresizlik içinde haykırdığımızda bizi reddetmez ya da suçlamaz. Nasıl ki bir anne çocuğunu teselli etmeyi sevinç sayarsa, Tanrımız da kendi çocuklarını sakinleştirmekten zevk alır. Ancak bir annenin tesellisinin sınırları vardır. Benim gücüm ancak belli bir yere kadardır. Ama onun gücü tıpkı sevgisi gibi sınırsızdır. Gücünün derinliği bizi sakinleştirir ve sonra bize ezgi söyler. O kadar etkileyici bir tasvirdir ki her birimizi ona yaklaşmaya ve bizim dindiremeyeceğimiz fırtınaları onun dindirmesine izin vermeye davet eder. Bu yerde dinlenmemize izin verilir ve kısa sürede kendimizi onunla birlikte ezgi söylerken buluruz. Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana. Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun. Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır. Sağ elin bana destek olur. 63. Mezmur 4 ila 8. ayetler. Ona övgüler sunmanın önemini asla yeterince vurgulayamam. Müzikte müthiş güç vardır. Ve daha önce hiçbir zaman şimdiki gibi zengin ve güçlü bir övgü ve tapınma ezgileri repertuarımız olmamıştır. Daha önce konuştuğumuz gibi, müzik yüreğin dilidir. Çünkü zihinlerimizi atlatma gücüne sahiptir. Ona övgü sunduğumuzda onun sadakatiyle bayram ederiz. Bizi güçlendirmek için zengin ve pahalı yiyeceklerden oluşan bir ziyafet hazırlar. Eğer yataklarımızda onu anarsak gece boyunca bizimle birlikte kalacaktır. Çoğu zaman çocuklarımdan biriyle birlikte yatarken benim orta olduğumdan emin olana dek sık sık uyandığını görürüm. İtiraf etmeliyim ki derin uykuya dalana kadar beklerim. Sonra kendi rahatıma gitmek için yanından sıvışırım. Ama Tanrı öyle yapmaz. O kalır. Biz ezgiler söylerken bizi kanatlarının gölgesinin altına sıkıştırır. Ona övgüler sunmamız, canlarımızın ona sarılmasına neden olur ve sonra sağ eliyle bize destek olur. Rabbin verdiği sevinç bizi güçlü kılar ve bir iştahla mücadele ederken ihtiyacınız olan şey onun gücüdür. Tıpkı Ester gibi. Onun zevki için bir ziyafet hazırlarken arzularımızdan oruç tutmak için bir zaman ayırmalıyız. İsteklerimizin ziyafetini onun huzuruna getiririz ve kendi zevklerimizi ve isteklerimizi onun kilerle değiştiririz. Övgülerimiz ve tapınmamız onu onurlandıran bir ziyafettir ve orada düşmanlarımızın önünde bir sofra kurar. Ester gibi bu kuşağın kızları için yakarıyorum ki Onları ölüme götürmek isteyen can düşmanlarının yıkımından esirgensinler. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Kadınlar olarak henüz tanımadığımız birçok kızın hayatını korumak için canımızı ortaya koymamızın zamanıdır. Bir arzuyu, özlemi ya da iştahı ortadan kaldırmanın tek bir kesin yolu vardır. Onu açlıktan öldürmelisiniz. Yiyecek tedariğini keserek onu yok etmeli ve güçsüz kılmalısınız. Bir ordu midesinin üzerinde yürür. Değişini duydunuz mu? Yani düşman ordugahına giden yiyecek tedariğini kesmek üzeresiniz. Canınızla karşı karşıya gelmek ve ona kimin patron olduğunu söylemek zorundasınız. 35. Mezmur 13. Ayette Kral Davut oruç tutarak kendisini nasıl alçattığını paylaşır. Bedenlerimiz ve canlarımız kontrolden çıktığında Tanrı'nın iş başında olduğunu ona hatırlatarak birkaç tık aşağı indirmemiz gerekir. Sadece benliktir ve onun iştahlarının egemenliği altına girmeyeceğiz. Özellikle de benliğimle yaptığım güreş maçlarında önemli bir çıkışa ihtiyacım olduğunda her zaman oruca başvurmuşumdur. Aslında ruhsal savaşa girmeden önce bir seviyeye kadar oruç tutmamayı hayal bile edemem. Çünkü çok güçlü ve etkili bir silahtır. Tanrı'nın oğlu İsa bile oruç tuttu. Korkarım günümüzde pek çok Hristiyan oruç yerine diyeti benimsemeye daha açıklar. İçsel olarak bağlı kalırken dış görünümlerini değiştirmeyi umarlar. Ama bu tamamen farklı bir hikaye. Burada sizi özgür kılma gücüne sahip gerçekleri paylaşmak istiyorum. Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyundurağa vurulanları salıvermek ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak. Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yeşaya 58. Bölüm 6. Ayet Tanrı'nın istediği oruç şunları gerçekleştirir. Adaletsizlik zincirlerini kırar, boyundurağa vurulanları salıverir, ezilenleri özgürlüğe kavuşturur ve sonra her türlü boyunduruğu kırar. Sadece kolay olanlarını değil, her türlüsünü hiçbir boyunduruk orucun gücünden kurtulamaz. Cinsel günah bir boyunduruk mudur? Kesinlikle. Boyunduruk, kişinin hareketlerini ve eylemlerini yönlendirir ve kısıtlar. Gitmek istemedikleri yerlere tutsak eder. Boyunduruklar bizi ağırlıklarıyla yorarlar. Ama bu ağırlık ruhuna karşı övgü giysilerimizi giyindiğimiz zaman Tanrı'nın verdiği güçle rahatlık hissederiz ve böylece onunla yüzleşebilir ve özgür kalabiliriz. Kahve tüketimini suistimal ettiğim zaman, sert bir tedbir aldığımı ve kahve içmeyi aniden kestiğimi eminim hatırlıyorsunuz. Eğer cinsel bir iştaha düşkünlük gösteriyorsanız, sizin de sert ve ani bir kesinti yapmanızı öneriyorum. İştahına yenilecek olursan, daya bıçağı kendi boğazına. Özdeyişler 23. Bölüm 2. Ayet bu ayet kulağıma oldukça ciddi geliyor. İşte size başka ayetler. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır. Ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. 1. Korintliler 6. bölüm 18. ayet. Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun İmanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. 2. Timoteus 2. bölüm 22. ayet. Kaç sözcüğü güçlüdür ve aciliyet ifade eder. Bu sözcüğün ilk kez geçtiği yer meleklerin Luta kentten çıkmasını söyledikleri ayettir. Yaratılış 19. bölüm 17. ayet. Bir şeyden korkuyla derhal uzaklaşmak anlamına gelir. Bu buyrukla ilgili olarak gelişi güzel bir şey yoktur. Kaçmak için oruç tutmak zorunda olacaksınız. Sonunuzun kesinlikle Tanrı'nın yargısı altındaki ahlak yoksunu bir kentten kaçtıktan sonra bir mağarada sarhoş olup kızlarıyla yatan Lut'a benzemesini istemezsiniz. Kaçtığınızda ardınıza bakmadan koşmalısınız. Tanrı'nın sığınağına koşun. Sarhoşluğun sığınağına ya da bir başka tür tutsaklığa değil. Kaçtığınızda bavulu düşürürsünüz. Bizde her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. İbraniler 12. Bölüm 1. Ayet Oruç tutmak, hayatın yükünün ağırlığını azaltmakta nihai bir eylemdir. Bizi aşağıda tutan, ve bu dünyaya bağlayan bedenin ve canın işlerinden sıyrılmaktır. Oruç tuttuğumuzda yüklerimiz hafifler ve ruhlarımız özgür olur. Oruç tutmak Tanrı'ya bağımlılığın nihai bir örneği ve ifadesidir. Ve Tanrı'ya bağımlı olduğumuzda artık korku içinde kaçmayız. Amaçlı olarak koşarız ve düşman kaçar. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Yakup 4. bölüm 7. ayet. Kendimizi alçaltıp kanatlarının gölgesine sığındığımız zaman düşman bizi arar ve saklandığımız için sadece onu görür. Kanatlarının altında yetki ya da güç yoksunluğu yoktur. Hayatlarımızın diğer alanlarını beslemeyi durdurunca ona daha fazla acıkıp susarız. İştahlarımızı dönüştürür ve bizi dünyasal zevklerden hatta kahve ve çikolatadan, çok daha iyi olan iyiliğiyle ve sevecen şefkatiyle besler. Orucunuz hakkında önerilerim şunlar. İlk olarak orucun şahsınızın değil, benliğinizin inkarı olduğunu unutmayın. Ruhunuzun istekli olduğunu hatırlayın. Rahatsız edeceğimiz şey bedeninizdir. Bu nedenle ruhsal olarak bir kutlama, ziyafet ve sevinç zamanıdır. Ester oruç tutarken kral için zengin bir şölen hazırladığını hatırlayın. Siz bedeninizden değil, kraldan zevk alacaksınız. Kralı onurlandırdığınızda sizi varlığıyla onurlandıracak. Buna bir ceza olarak değil, bir ayrıcalık olarak yaklaşın. Daha sonra bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu anlayın. Çünkü öyle, tutsaklığınızı öldürüyorsunuz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama Bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Romalılar 8. bölüm 13. ayet Süreç içerisinde bir şey öleceğine göre, bırakın da günahlı benliğiniz ve bedeninizin kötü işleri ölsün. Yine tıpkı Esler gibi bu işi ciddiye alın. Eğer mümkünse üç günlük bir yiyecek orucuyla başlayın. Eğer çalışıyorsanız, Perşembe gün batımında başlayıp pazar gün batımında sona erdirebilirsiniz. Bu günler boyunca sadece meyve suyu ya da su içmenizi öneririm. Herhangi bir sağlık besin dükkanında bu konuda kaynak materyalleri bulabilirsiniz. Bu kitap tıbbi tavsiyeler sağlamak ya da doktorunuzun vereceği tıbbi tavsiyelerin yerini almak amacı taşımaz. Bu nedenle eğer kaygılarınız varsa oruç hakkında doktorunuza ya da kalifiye diğer sağlık personeline danışın. 18 yaşın altındaysanız önce anne babanızla konuşmadan oruç tutmayın. Kişisel olarak ben oruç tutarken asitsiz içecekler ve su tüketiyorum. Eğer Tanrı'dan zevk almayacaksanız kendinizi yiyecekten mahrum etmenin bir anlamı olmaz. İhtiyacınız olan her şeyi önceden toplayın ki orucunuz süresince dinlenebilin. Telefonunuzun fişini çekin, televizyonu kapatın ve dergileri kaldırın müzik setini yalnızca tapınma ve övgü müziğiyle doldurun. Seküler aşk şarkılarından uzak durun ve bu zamanı onunla yalnız kalmak, ona yakınlaşmak için kullanın. Bu bir şabat zamanıdır. Bu nedenle başka konular üzerinde çalışmayın. Dinlenin, uyuyun ve ona yakın olun. Ester kitabı ve oruç tutmakla ilgili vaatler dahil olmak üzere Tanrı sözünü ya da size meydan okuyan başka Hristiyan materyallerini okuyun. Oruç boyunca sadece bedeninizi aç bırakmıyorsunuz. Ruhunuzu güçlendiriyorsunuz. Bu zaman için dua isteklerinizi not edin. Oruç süresince bu dileklerinizi ona bildirin. Yüreğinizi Rabbin önünde su gibi dökün. Her korkuyu ve umudu onunla paylaşın. Ona karşı açık ve dürüst olun kutsal yazılarda ve dualarınızda size gösterdiklerini kaydedin. Onun huzuruna cesaretle çıkın. Ester gibi kraliçe giysilerinizi kuşanıp sarayın iç avlusunda taht odasının önünde durun. Ester 5. Bölüm 1. Ayet Sizi görmekten memnun olacağını ve elindeki altın asayı size doğru uzatacağını bilin. Ne istediğinizi sorduğunda onu kendisi için vereceğiniz Tapınma ve övgü şölenine davet edin ve birlikte şölen yaptıktan sonra dileklerinizi bildirin. Bu süre boyunca evinizi inceleyin ve Rab için kirli ya da onu hoşnut etmeyen her nesneden kurtulun. Kutsal Ruh bu nesneleri size gösterecek. Bu yüzden onun yönlendirişine hassas ve itaatli olun. Bu nesneler uygunsuz videolar, kitaplar, mektuplar Müzikler ve hatta eski erkek arkadaşların fotoğrafları bile olabilir. Kirliliği teşvik eden herhangi bir şey kesinlikle şüphelidir. Cinselliğinizi Rabbin önüne hoş kokulu bir buhur gibi sunarken arzuladığı başka alanlar olup olmadığını ona sorun ve onları da sunun. Bu zamanı onu bütün varlığınızla sevdiğiniz bir zaman yapın ve daha önce hayal edemeyeceğiniz Yaşam sularını ve gıdayı size verecektir. Bu büyük maceraya adım atarken sizinle birlikte dua etmek istiyorum. Sevgili Göksel Baba, senin huzuruna gelen kız kardeşimle yüreğim uyum içindedir. Onu kendine yaklaştır. Korkularının senin gerçeğinin ışığından kaçmalarını sağla ve suçluluğun ve utancın her izini yıkayıp temizle. Onun umudunu tazele. Ve ona bir gelecek ver. Onu kollarına al ve her fırtına dinene kadar onu salla. Ona rahat ver ve onun için hazırladığın düşü hayata geçir. Kanatlarının gölgesinde onu sakla ve yüreğine bir ezgi koy. Ona ninni söyle ve sevginle onu sakinleştir. Utaç giysilerinin yerine güzel ve görkemli doğruluk kaftanını giydir. Ona bir zevk bahçesi hazırla. Özel ve yakın paydaşlık zamanlarının bir başlangıcı olsun. Sen de dinlenirken onun yerine savaş. Seni seviyoruz. Babamız ve bizi özgür kıldığın için sana şükrediyoruz. Her yükü yok et ve her tutsaklık alanını gevşet. Bizi bu kuşağın ortasında parlayan fenerler olarak ayağa kaldır. Sevgilerimle. Kızın. Kendi sözcüklerinizi Benimkileri eklemekten çekinmeyin. Ama bilin ki bu dua sizinle birlikte şimdiden edilmiştir. Yüreklerimiz bu ezgide hali bir araya gelmiştir.